Merhaba, 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 merhaba. İyi gördük, daha iyi gördük. İyi, iyi, iyiyiz abi, iyiyiz, iyiyiz. Orada stres vardı abi. O ayakta abi, MS. Aynen, hanım. Aldım, eve gider gitmez ilacı aldım. Ama orada alamadım, tabii el koydular. Ama o ilaç çok önemliyim. Yo, hemen giyiyorum, pardon. Alma, boş ver. Evet abi, söyle. İşinizi soralım. Videoyu paylaştı Serdar Bey. Serdar Bey, orada bildiğiniz mahsus kaldı diyebiliriz aslında. Siz neler istiyorsunuz? O kızdı abi, niye video koyuyorsun diye. Kızmadım tabii yani, ki. Ben de çok üzüldüm. Ya. Keşke öyle bir şey, öyle bir şey olmasaydı kocama. Üzüldüm tabii ki. Atlatabildiniz mi o süreci? Ne demek? Atlat. Yani, did you handle it those days? Did you handle those days? Yani çok zor günler yaşadım bu son 3 ay içinde. Hiç kimse anlayamaz ve bilemez ama artık çok iyi hissediyorum ve kendime geldim sonuçta. Yani Chloe'nin karakteri şu. Ona mesela Allah belanı versin desem bağırsam bile hep böyle yapar. Hep güler yani. 7 senedir böyle bak. İlk defa televizyona baktı, dedi ki ya sen nereden biliyorsun bizim özel hayatımızı, dedi yani. Nereden biliyor? Sinirlenmiyorum ama mesela sosyal medyada benim iş resimler paylaşıyorum. Yani benim özel hayatım, ailesiyle falan resimler paylaşamıyorum. O yüzden kimse bilemez ne yapıyorum evde. Genelde fotoğrafları falan siliyorsunuz. Sildim. Hayır abi, ben komple kapattım sayfayı. Ondan sonra tekrar açtım, doğru söylüyorum. Yani benim tek isteğim, ricam. Bak kardeşim yoğun bakımda. Şimdi tekrar hastaneye gidip onun başında duaya başlayacağız. Chloe'ye çok mesela bilmeden konuşuyorlar. Neden biliyor musun? Çünkü Chloe konuşmuyor. Anlatsa anlayacak insanlar yani. Ama artık 7 sene buradayım. Yabancı değilim ki, artık Türk oldum. 7 sene yaşıyorum bu ülkede. Ama konuşmuyorsun. Ben sana evde hep söylüyorum. Konuşacaksın. Ben kendini anlat. Tamam. Kendini anlatsın istiyorum. Aynen. Yalnız başına yurt dışı tatiline ya da Miami'ye göndermeyi düşünür müsün? Aslında tatile gitmedim. Ya orada çalışıyorum. İş yani benim işim de var. Ben de çalışıyorum. Yani ben de para kazanmak istiyorum herkes gibi. Bir yere gideceğim ama inşallah bir dahaki sefer kocam da gelecek. İstese beni. Dur şunu da söyleyeyim, gidiyoruz. İstese paramı pulumu istediği gibi kullanırdı. Bak 7 sene oldu, millet diyor ki yani baba. Sevmeyen bir insan sevmediği bir adamla ya da kadınla yan yana yürümez bile. Evet. Tek isteği kendi para kazansın. Miami'ye de gidiş o. Bir de genç kadın abi, gidip eğlenecek. Sen gönderir misin diyorsun. Ben istemem gitmesini. Hele Miami şey oldu yani. Büyük bir kötü şans oldu. Ama ben de çok özlüyorum gezmeyi, seyahati. Ama hayatımızın en kötü 6 ayı. Hanım kaza. Kardeşim Serkan koma, ben MS'in atağı, bilmem ne yani bu kadar şey görmüyorum ama Allah büyük abi. Neyse abi, oyaladık. Sen konuş, ben sonra bana çıktı. Ne yapmış? Öyle bir son bir fotoğraf paylaştı. O Photoshop yapar mı? Yapıldı. Yani o kadar karın kasları o kadar yoktu. Kendini zayıflattı gibi haberler. Ben zayıfladım kazadan sonra. Onu tabii anlatmam lazım. Photoshop'ta muscle'larını inceltmişsin diyor. Ben öncelikle öyle bir haber görmedim. İkincisi asla yapamadım. Zor zayıfladı ama baba. Zayıfladı yani. Gitti kaç? 10 kilo gitti mi? Yok, o kadar gitmedi. 10 kilo gitmedi ama zayıfladı. Dayak gitti. Sosyal medyada kötü son soru, kötü tepkiler hep alıyoruz falan demiştim. Evet. Sevmiyorlar beni. Hiç ölüm tehdidine kadar gitti mi bir olay? Yani bana gelmedi. Geldi mi? Yok. Bana gelmedi ama bir sürü bela geldi başımıza. Bak kameranın karşısında hani arkadan beni de çek diyenler var, öyle gibi yapıyor. Merhaba. Ya tamam, canını sıkma işte böyle, hadi. Çok teşekkürler. Hadi. Sağ ol. Sağ ol abi. Kalmadı halim ey havalı yârim, sevdiğini göreyim. Hasretin hazırda, yüreğim ağzımda, kaderimi söyleme. Evet, röportajın evet. Sonunda arkadaşımız Hüseyin'in soruları aslında gayet nazik, kibarca soruyor. Ama Chloe röportajın sonuna doğru geriliyor. Bir yıl önce konuğumuz olduğunda Serdar Ortaç'ın konuşmaları için demişti ki bazen boş boş konuşuyor, beni çıldırtıyor. Belki çok konuşuyor. O, aynen, tabii. Belki konuşmasına izin vermiyor diye. Tam bir şey söyleyecek, hani Serdar Ortaç onun adına söylüyor. Ağzından yanlış bir şey çıkacak diye korkuyor belki. Hani tam hala ne kadar Serdar, 7 yılda kalsa. Serdar çok rahat bir insan. Evet. Yani aynen. İçinden ne geliyorsa plansız, programsız. Ama ben üzülüyorum ya.
Konuşmayı yani, seviyor. Gürcistan'daki görüntülerden mi? Evet. Yok hayır, Serdar Ortaç'ın Serdar'a. Eşine bu kadar mesela, şey yapmasına üzülüyorum. Bu kadar ezilmesin. Ezilmesin. Bu kadar ezilmesin yani, sen bir starsın tamam. Yanında duracak diye, evet güzel bir kız, evlendin. Yani ben şunu görüyorum. Öyle çabalar sarf ediyor ki, o kadar korkuyor ki hani gidecek. Evet. Ve bence hiç korkmasın, hiç umurunda da olmasın. Kule'nin de onu çok sevdiğini de düşünmüyorum. Aha. Açıkçası. Öyle bir sevgi de göremedim. Seven kişi eline sımsıkı yapışır, koluna girer, öper, sıcak, ne bileyim bir paylaşım yapar kendi sayfasında. Hiç bugüne kadar Chloe'nin, yani Chloe değil mi? Doğru evet, söyledim. Evet, Chloe. Serdar Ortaç'a böyle bir yakın, bir sıcak. Yani ben onları denizde de gördüm Bodrum'da. Aynıydı. Nasıl vardı? Yani şey, çok soğuk bir kız bence. Çok güzel bir kız ama çok soğuk, donuk, her şeyi yanlış algılıyor. Ters. Bir kere. Evet, Serdar Ortaç burada. Bu hastalığında böyle zamanlarda keşke kendine daha çok destek olabilecek, daha sevgisiyle onu boğabilecek birini bulsaydı. İstediği kadar güzel olsun benim umurumda olmaz yani.